Sayın Valim. Sayın Valim. Sayın Valim. Sayın Valim bu tarafa. Gelin bakalım. Hoş geldiniz Özel Hanım. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Baş çocuk. Hocam, efendim lan sayın buraya gel. Evet. Bu tarafa geçeceksin. Arkadaşlar buraya gelin. Çocuklar günaydın. Sağ olun. Nasılsınız? İyi. Oturun bakalım. Önce sağ olun diyorum. Bugün sınıfınız çok kalabalık gözüküyor. Neden acaba? Çünkü karne gününüz. Çünkü karne gününüz öyle mi? Evet, evet. Karne... Farkı olsun, memleket istim, yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Alırsa bir şikayet elimden olsun. Alkış. Hem karnem için tebrik ediyoruz. Burada kitap hediye de veriyorum. Hadi bakalım. Sayın Valim. Karnemizi alalım. Şöyle gösterelim. Kitabımızı da alalım. Hadi. Evet. Sen de köşeye yap. Evin, Sevalim, evin şiiri okuyan. Ooo, evin. Senin karnem de çok güzel. Evin, tebrik ediyorum. Cahit Sıtkı Tarancı'nın Memleket İsterim okudu. Aferin, aferin. Evet. Sizleri iyi eğitim alarak, iyi noktalarda iyi projeler üreterek ülkemizi daha güçlü kılmalıyız. Ülkemizi gerektirir. Onları iyi bir şekilde kullanabilmeliyiz. Bilgili olmalıyız ki o bilginin getirdiği güçle birlikte hayallerimizi birlikte sevgimizi, kardeşliğimizi, beraberliğimizi, ülkemizin tüm değerleriyle birlikte gelecekte daha iyi noktalarda buluşturmaya hazır mıyız? Evet! Biz de siz sevgili çocuklarımızın gelecekteki ülkemizin hedeflerine, arkadaşımızın ifade ettiği gibi biz... Elanur Suriye, tebrik ediyorum. Heyecanlı mısın? Artık bakayım. Artık karnenle birlikte bir post ver. Şöyle oraya bak. Hadi bakalım. Öncelikle bugün heyecanlıyız biz de çocuklarımız gibi. Karne heyecanına çocuklarımızın ortak olmak üzere bugün okulumuza geldik, ilkokulumuza. Ve karnelerimizi temsili olarak dağıttık. Gördük ki çocuklarımız heyecanla ilk dönemin heyecanını, karnesindeki notları önemli ölçüde bekliyorlar ve o heyecanı da hissediyorlar. Biz de ortak olduk karne heyecanlarına. O hissiyatlarını aldık. Çocuklarımıza bir kısım nasihatlarımız oldu. Yarı yıl tatilinde bildiğiniz gibi Milli Eğitim Bakanlığımız bir ödev verilmemesini, çocuklarımızın dinlenmesini ama mümkün olduğu kadar o dinlenirken de daha fazla kitap okuyarak bilgilerini güçlendirmelerini istiyor. Ve dinlenmiş bir şekilde de ikinci yarı yılına da başlamalarını istiyoruz. Burada da baktığımızda ilimizde de eğitim ve öğretimin iyi bir şekilde sonuçlandığını ve çocuklarımızı 15 gün sonra tatilin nihayetinde burada okullarımızın da eksikliklerini o arada varsa giderilmiş bir şekilde ikinci eğitim öğretim dönemine de hayırlı bir şekilde başlamayı da ve başlayacağımızı da ifade ediyorum. Hakikaten eğitim bizim için önemli, ülkemiz için önemli, geleceğimiz için önemli. Biraz önce sınıfımızda bir evladımız biz geleceğiz dedi. Evet, yani ülkemizin 15 Temmuz'da diğer hain terör hareketleri de bir takım istismarlar da olumsuzluklar da dahil olmak üzere önüne çıkarılabilecek her türlü tehdide karşın gençlerimizin, çocuklarımızın, evlatlarımızın iyi yetişmesi, geleceğe iyi hazırlanması gerekiyor.